1972'den beri turizmciyim. Bu hemen hemen yarım asra tekabül ediyor. Bu turizmde Şanlıurfa'mızı temsil etmek benim için bir gururdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 2019 yılında Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'yi ilan etmesiyle yine Şanlıurfa altın çağını yaşamıştır. Şanlıurfa'mız güvenli, huzurlu, verimli bir şehirdir. Ben Şanlıurfa'ya bütün yatırımcı insanların gelmesini istiyorum, yatırım yapmasını istiyorum. Çünkü otellere ihtiyaç vardır. Ayrıca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çok güzel bir Takoran Vadisi var ve Karacadağ Kayak Merkezi var. Bu Karacadağ Kayak Merkezi'nin ve Takoran Vadisi'nin turizme katılmasını canı gönülden istiyoruz. Bu da bizim için çok güzeldir. Bu arada emeği geçen, bizleri burada ağırlayan ve gelip bizleri teker teker ziyaret edip sorunlarımızla ilgilenen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza, bununla beraber Halil Peltek Beyefendi'ye, Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Bunun diğer yıllarda da devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Şanlıurfa'nın hem itfaiyeye şeref kattığını buna eminim. Çünkü Şanlıurfa demek tarih demek, Şanlıurfa demek Göbekli Tepe demek, Şanlıurfa demek emit demek. Emit'te emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, valimiz, Sanayi Ticaret Odamız, bunlara teşekkür ederim. Hep böyle güzel günlerimiz böyle geçsin diyorum. Bu yıl da her sene olduğu gibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimizle Şut Son'un katkısıyla ve Şanlıurfa'da bulunan turizm acenteleri, otellerimiz, gerek konuk evlerimiz, restoranlarımızla 4. Uluslararası Dünya Turizme Katkı Sağlayan Emit Fuarı'nda bulunmaktayız şu anda. 2020 yılında inşallah Şanlıurfa için turizm patlamasını bekliyoruz. 2019 malumuz Göbeklitepe ile olması dolayısıyla iyi bir potansiyel yakalamıştık. 2020 yılında inşallah bunu iki katına çıkarıp daha da iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz. Bunun için gayretler gösteriyoruz burada. Bu anlamda emeği geçenlere, katkıda bulunanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep beraber Urfa için gerekli olan ne varsa yapmaya hazırız. Öncelikle çok teşekkür ederim Cem Göncü. Cem Göncü Turizm Genel Müdürüyüm ve aynı zamanda Lariva Konakları'nın yöneticisiyim. Öncelikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve valiliğimize ve diğer kurumlara bizleri İstanbul Emit Fuarı'nda dostlarımızla bir araya getirdikleri için teşekkür ederiz. 2020 yılı Urfa yılı olacak. Göbekli Tepe'nin bilinirliği artmaya başladı ki bu artışla birlikte Urfa'mızda gerek gastronomi turlarımız artmaya başladı. Misafirlerimizin tamamını Urfa'ya, Urfa'nın güzelliklerini görmeye bekliyoruz. Urfa ve bölge huzurlu bir şehirdir. Algı problemlerimiz var ama şunu bilin ki Urfa'da terörle ilgili, Güneydoğu'da artık terörle ilgili hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yoktur. Sizleri Urfa'ya bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Şanlıurfa Göbeklitepe yılı 2019 yılında beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Ama Allah'a çok şükür alnımızın akıyla %10'luk bir artış oranıyla hedefimize ulaştık. 2020 yılında bunun devam edeceğini görüyoruz. Allah nazardan saklasın Urfa standını. Şu anda Göbekli Tepe'nin doğrudan etkisini görüyoruz ve tüm turlarda bu kendini gösterecektir. Dolayısıyla bölgede bir lokomotif görevi üstlenmiş durumdadır. Bölgeye gelen, Göbeklitepe'ye gelen artık Mardin'i ve Antep'i birbirine bağlaştıraraktan gezmektedir. Buradaki amaç profesyonellerin birbirini görmesi ve sektör oyuncularının burada olup olmadığının aslında kontrol edilmesidir. Satış noktasındaki çok üst düzey bir beklenti içerisine girmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü artık 15 tane, 16 tane holdan 4 tane hol var. Artık bu da şunu gösteriyor bize. Dijital manada bir tanıtım atağının daha etkili ve daha verimli olabileceği kanaatindeyim. Buradaki bu
süreç bunu bize gösteriyor. Ben tüm katılımcılara, turizm profesyonellerine güzel bir sezon diliyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Halliye Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza bizi teşriflendirdikleri için, buraya katkı sundukları için de ayrıca bir teşekkürü borç biliyorum. Saygılar sunuyorum. Müslüm Akay, Asil Otel Şanlıurfa. Şanlıurfa'da otelcilik hizmetini icra etmekteyiz. Ve bu amaçla da EMİT İstanbul Turizm Fuarı'ndayız. Burada hem tesisimizi hem Urfa'mızı, tarihi zenginliklerini İstanbul ve buraya gelen yabancı konuklara, misafirlere tanıtmak, bölgemize gelmelerini sağlamak, bunun için çaba sarf etmekteyiz. 2019 yılı Urfa için güzel ve bereketli bir yıl oldu. Umarım 2020 yılının da Urfa ve diğer komşularımız için de bereketli sezonlar olur ve işyerimizin, esnafımızın, Urfa'mızın daha da güzelliklerini bütün insanlara, dünya kültürlerine aktarmak, paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla da şu anda EMİT Turizm Fuarı'ndayız. Başta Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer kuruluşlara, turizm sektöründeki camiasındaki bütün meslektaşlarıma ve canı gönülden vermiş oldukları bu turizm fuarındaki hizmetlerinden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey Urfa için. Urfa'mız her şeyin güzeline layıktır. Gayet güzel. Bu katkılarından dolayı da ayrıca başkanımıza ve diğer ilçe başkanlarımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarız. İrfan Birda, Şanlıurfa Gülizar Konuk Evi, Gülizar Otel İşletme Müdürüyüm. Şu an için İstanbul EMİT Fuarı'ndayız. Fuar çalışmalarımız inşallah bölgeye 2020 için çok güzel şeyler katacak. Şanlıurfa Belediye'miz ve diğer il kültür müdürlüklerimizin sayesinde burada şehrimizi en güzel şekilde bölge olarak tanıtmaya geldik. Ve bunun içerisinde de çok başarılı bir şehir grafiği çizdiğimize inanıyorum. İnşallah 2020 bölgemiz için ve şehrimiz için çok güzel olacak. Taray olarak İstanbul'dayız. İstanbul'da kendi kültürümüzü, Urfa'nın yöresini, Urfa'nın değerlerini ve Urfa'nın gezilecek yerleriyle beraber Sıra Gecesi'ni anlatmaya geldik. TÜYAP'tayız. Gelen misafirlerimizi Urfa'da ağırlamaktan, Urfa standında ağırlamaktan onur duyuyoruz. Urfa Saray Konuk Evi olarak da bütün misafirlerimizi Urfa'ya davet ediyoruz. Burada bize öncülük yaptılar. 120 metrekarelik dev bir stand ayarladılar. Bu standta da bizlere de yer verdiler. Hem getirmiş oldukları ikramlarıyla beraber hem de bizi burada yapmış oldukları ev sahipliğinden dolayı da Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, STK'larımıza, Ticaret Sanayi Odası'na da teşekkür ediyoruz. Öncelikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bize bu imkanı tanıdıkları için hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. 2020 yılı için güzel bir fuar dönemi geçiyoruz. Oldukça yoğun ve hareketli. Çok ciddi anlamda bağlantılar yaptık ajantalarla. Bu yıl geçen yıldan daha verimli ve daha yoğun geçmesini umut ediyoruz. Bununla birlikte geçen biten bir yılı, Göbeklitepe yılını geride bırakmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl ve içinde bulunmuş olduğumuz yıl daha iyi olacak. Yapmış olduğumuz bağlantılarda bunun farkına vardık. Tekrar teşekkür ediyoruz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize. Tabii biz fuarda sadece kendi otelimizi değil, başta Şanlıurfa'mızı tanıttık. Göbeklitepe'mize yer verdik tanıtımlarda. Daha sonra ikinci plan olarak otelimizi bu konuda tanıtmaya çalıştık. Gayet güzel faydaları oldu. Bu güzel etkinlikte uluslararası EMİT Turizm Fuarı'nı fuarına bizi çağırdıkları için Büyükşehir Belediye'mize, ilçe belediye'mize ve İl Kültür Turizm Müdürümüze teşekkür ediyoruz. EMİT Fuarı'nda bu yıl aslında esas beklediğimiz şey Urfa'nın esas kültür tarihi açısından, dinler tarihi açısından önemini kitlesel olarak burada turizmin paydaşlarıyla bu bilgi alışverişini sağlamaktı. Bunu da burada gerçekleştiriyoruz. Çok olumlu ve verimli gelişmeler burada yaşıyoruz. 2020'nin de ciddi beklentilerimiz var. Altyapının bu konuda
geliştirildiğini düşünüyoruz. Hem belediye tarafından hem de gerekse Şanlıurfa Valiliği tarafından eksiklerin giderilmeye çalışıldığını, yoğun bir çaba sarf edildiğini buradan rahatça görebiliyoruz. Gelen turizm firmaları da bu konudaki sorunları burada birbirimize görüşebiliyoruz. 2019 yılı Göbektepe yılıydı ama esas Göbektepe yılının bundan sonra olacağını düşünüyoruz. Göbektepe 2019'da büyük bir yankı uyandırdı. Bu yankının esas olumlu sonuçlarını 2020 ve sonrasında bulacağımızı ben buradan tahmin ediyorum. Buna akabinde bu güzel etkinlikte Büyükşehir Belediye'mize bu değerli çalışmalarından dolayı bizi buraya Urfa turizmcileri olarak ve otelcileri olarak, restoran işletmeciler olarak getirdikleri için ve Türkiye'deki diğer uluslararası turizmcileri ile birleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Emit'te Urfa açısından ele alırsak Urfa tarihinin dünyadaki konumunu ele alabiliyoruz. Urfa'ya neden gelinmeli sorusunun cevabını Emit'te biz burada buluyoruz. Ve Urfa'nın turizmdeki yerini, gelecekteki planlarını rahat bir şekilde burada konuşabiliyoruz. Ben 2020 yılının açıkçası Urfa'da bir turizm atamasını kesinlikle bekliyorum. Başta Şanlıurfa Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Niye diyeceksin? Şimdi Urfa'yı İstanbul Emit'e gerçekten güzel bir ortam, güzel bir stand. Bizlere bu konuda yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Göbekli Tepe yılında gerçekten Urfa'da turizm, yani turizmde büyük bir gelişme hissettik. Ve bu bize güç verdi. Yani niye güç verdi? Daha misafirleri kaliteli bir şekilde ağırlamak, kaliteli bir şekilde karşılamak ve gelen misafirlere Urfa'nın esas misafirperverliğini göstermek. Cevahir Han restorantı temsilen katılıyorum ben. Emit Fahri ile ilgili öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Şanlıurfa Valiliğine, ilçe belediye başkanlarımıza ve Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bu olanakları sağladıkları için teşekkür. Emit Turizm Fuarı 2020 yılının bütün firmalar için bereketli geçmesini temenni ediyorum. Taşsaray Restorant Hüseyin Yavuz. Fuar Avrupa'nın 4. büyük turizm fuarı. Biz de belediyenin açmış olduğu, işte belediyenin öncelik etmiş olduğu standta yerimizi aldık. Göbekli Tepe dolayısıyla herhalde Urfa, Mardin, Adıyaman, bu bir de kısmen Ürgüp bölgesinin standları yoğun. Diğer bölgelerde çok o kadar bir yoğunluk yok. Gelen firmalara Urfa'nın misafirperverliğini anlatıyoruz. İşte geldikleri zaman mutlu, huzurlu bir şekilde seyahatlerini tamamlayacaklarını, döndüklerinde memnun bir şekilde döneceklerini, her türlü elimizden gelen yardımı yapacağımızı kendilerine söylüyoruz. 2020-2021 bu benim kişisel kanaatime göre bu bir Mısır piramitleri gibi. Artık bunun bir yılı olmayacak. Yani belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl bu Urfa'yı sürükleyecek diye düşünüyorum Göbekli Tepe.